Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'a geçerken hemen Nevzat'a döneyim. Larin'le gerçekten Galatasaray'ın bir görüşmesi, bir teklifi, bir ilgisi oldu mu? Ne dersin Nevzat? Var mı bu konuyla ilgili bir bilgi elimizde? Yani Larin gibi bir oyuncu da yani bu performansa sahip bir oyuncuyla olur ama yani bu rakamlar olmaz. Yani 300-500 olursa olur. Ama bahsedilen rakamlar gerçekçi değil. Yani Galatasaray'ın bütçesini, transfer bütçesini, maaş bütçesini sürekli olarak aşağı çekmekten bahseden ve elbette bonservis rakamları belki tartışılabilir ama oyuncu maaşlarını belli bir skalaya indiren Galatasaray penceresinden baktığımızda transfer politikasıyla çelişir. Yani bu takıma yıldızların olmaz. Yani Galatasaray'ın maaş skalası en yüksek oyuncusunu alıp Larin'e vermezler. Dolayısıyla hani yine izlediğimiz bir film. Yani bu filmi defalarca kez izledik. İşin içerisine Galatasaray çekilecek. Oyuncu ve menajeri bu şekilde fiyat yükseltmeye çalışacaklar. Adının Galatasaray'la anılıyor olması Galatasaray açısından bir problem teşkil etmiyor. Sonuçta ezeli rekabette sürekli bu tarz şeyler oluyor. Ama Galatasaray açısından ben söyleyeyim yani çıkıp Galatasaray yönetimi biz Larin'le ilgilenmiyoruz diye bir açıklama yapmasını kimse beklemiyor. Çünkü öyle bir şey yok. Menajeri tarafından tamamen ortaya atılmış bir iddia. Yalan diye. İddia değil, yalan yani. Peki. Şimdi Larin Galatasaray'ın gündeminde yok. Peki kimler var? Oradan devam edelim. Özellikle Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası tabii ki gözler Gomis'e döndü. Gomis'le pazarlıkların sürdüğü bilgisi vardı değerli izleyenler. Gelin haberimizde bir detaylarına bakalım bu konunun. Sonra devam edin. Evet, tabii Gomis Galatasaray taraftarlarının çok sevdiği bir oyuncu ama Nevzat şöyle sorayım sana. Bir, Galatasaray'ın öncelikli ihtiyacı sana göre Gomis mi? İkincisi neden Gomis? Daha doğrusu öncelikli ihtiyacı bir santrfor takviyesi mi ve bu isim neden Gomis? Ya uygun şartlar varsa Gomis önceliğiniz olabilir. Yani Galatasaray açısından baktığımızda Gomis sıradan bir oyuncu değil. Hem evet Galatasaray'ın hani bir reklam şeyi var ya olmasa da olur. Hani tamam 3 tane forvetim var. Şu an bir forvet ihtiyacı acil gibi gözükmüyor ama ligin ilk yarısına o 3 forvetin performanslarına baktığımızda bir soru işareti vardı. Artı Gomis bir fırsat transferi olarak karşınıza çıkıyorsa ona olmasa da olur diyebileceğiniz bir gözle bakamazsınız. Yani Gomis'in Galatasaray'daki etkisi ve yarattığı enerji farklı bir şey. Ben olaya böyle bakıyorum. Yoksa evet baktığında Muhammed'im var, Cagnem var, Halil'im var. Orta sahada boşluklar var. Oraya transfer 6-8 numara pozisyona transfer gerekiyor. Belki başka pozisyonlara da kaleci transferi gerekiyor. Onları ki birazdan detaylarını konuşacağız. Ama hani Gomis yaşı ne olursa olsun ismi geçtiği andan itibaren taraftar üzerinde yarattığı heyecana, yönetimin geçtiği zor duruma, tribünlerin boşluğuna bakacak olursak böyle bir şeye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Artı bitiricilik anlamında bugün Beşiktaş'ta yani Batshuayi gibi çok klas, özel bir hücum oyuncusuna sahip olmasına rağmen bitiriciliği sorgulanıyor. Fenerbahçe golcü arıyor. Pesic'e gidiyor. Ya da olmuyor. Dolayısıyla ben hani Gomis'in uygun şartlarda olması durumunda ki ilk Gomis'in Al Hilal'den ayrıldığı vakit ki oradaki performansı ve rakamları, istatistikleri de çok iyiydi. Galatasaray'ın yöneticilerle konuştuğumda Gomis'le ilgili şöyle dediler. Evet yani 36 yaşında ama winner bir karakter. Şimdi Galatasaray futbol takımına baktığımızda gençlerden kurulu o başarıyı, zirveyi çok fazla görmüş oyuncu grubu bulunmuyor. Bunu fazlasıyla yaşamış bir oyuncudan bahsediyor. Tecrübeli bir oyuncu artı yani Gomis'i biz de o bir senelik Galatasaray performansında da gördük. Gomis son derece profesyonel yaşayan, kendine çok iyi bakan ve gençlere örnek olabilecek bir profil. Artı hakikaten de taraftarın sevdiği bir profildi. Yani hep moda bir terim oldu işte yarım kalmış hikaye. Eğer bir hikayeden, yarım kalmış bir hikayeden bahsedilecekse yarım kalmış hikaye buydu. Çünkü zirvedeydi yani adam hakikaten de leblebi gibi gol atıyordu. Tamam o günkü takım farklıydı. Bugünkü şartlarda Gomis gelip ne yapacak ben de merak ediyorum. O günkü takımda herkes işini çok iyi yapıyordur. Geri Rodriguez sağdan soldan indiriyordu. Fernandos, Ndiaye'si, Mariano'su herkes çok özeldi. Şimdi
O yarım kalmış hikaye nereye doğru evrilir eğer gelirse Gomis, ya o bile pişman olabileceği bir kadro planlaması Peki, var. Peki bahsi geçen rakamlar Galatasaray ha. açısından bunun bir fırsat transferi olacağını mı gösteriyor? Fırsat transferi olamayacağını gösteriyor. Yani normalde bir fırsat transferi olarak 36 yaşında başa çıkmış, size gelmek isteyen, sürekli sosyal medyada paylaşım yapan, sinyal veren bir eski oyuncunuzun istediği rakamlarla yaptıkları arasında bir tezatlık var. Bu kadar çok Galatasaray'ı seviyorsan, sürekli bir aslan Galatasaray temalı bir paylaşımda bulunuyorsan, benim bildiğim Jason Denayer gibi hareket edersin. Benim bildiğim Gedson gibi hareket edersin. Bunlar mesela çok şeyi göze aldılar Galatasaray'da oynamak için. Gedson da hala işte o da bir takım paylaşımlar yaptı. Şimdi Gomis de yani Gomis de samimi olmayan bir şey var maalesef. Yani yani hareketler ve sevinçlerle gerçek çelişiyor. Şöyle ki ya zaten senin ayrılığın yüzünden Galatasaray maliyeti 50 milyon euro. Galatasaray Gomis'e zam yapmadığı için, sözleşmesini uzatmadığı için yeni bir kontrat artı bir senelik. Ve ücretine 500 bin euro zam yapmanın faturasının Galatasaray'a bedeli çok ağır oldu. Gomis... Ya abi öyle bir anlattın ki sebebi Gomis'miş gibi. Yani o sebep oldu. Ha, ama Gomis... 500 bin euroya Galatasaray yönetimi verseydi o zaman. Şimdi bak oyuncunun devam eden bir sözleşmesi var. Kötü oynadığında indirim yapabiliyor musun? Sen kötü oynadın, gol atamadın, senin maaşını indiriyorum. Galatasaray'da devam eden bir sözleşmesi varken bu yola başvurması doğru değildi. Ha, o ayrı. Parayı Bunu sevme, söylüyorum. Parayı sevme olayı ayrı. Zaten başka bir şey söylemiyorum. Parayı ben de. Sevme olayı ayrı ama Gomis bu demek, konuda... Gomis, hayır sonraki transferleri yok, de sonuçta... fatura Galatasaray'a ağır sonraki transferlerde defalarca kaç tane santrafor yani. Alındı Galatasaray yani. Galatasaray futbol şube sorumlusu değil Gomis. Yani Gomis Galatasaray'a yani bu para mevzusu yüzünden yaşattığı bir... Travma ya, var. Heh, bir şey var. Parayı Şimdi, seviyor. Yönetimlerde devamlılık esassa ne olursa olsun Gomis değil Messi de olsa yüzüne bakmazsın. Eğer Gomis'i hedef ki haber, bundan dolayı bu haberleri yaptığı için hedef gösterilenlerden biri de benim aslında. Biri de benim. Şimdi bunu yaşamışsanız ve devamlılık esassa o zaman senin Gomis'in yüzüne bakmamanız gerekir. Şimdi bir rakamı da netleştirelim istersen Nevzat. Yönetim bir, şey bir buçuk yıl için 1,5 milyon euro teklif ediyor. Bana söyleneni söyleyeyim. Gomis ne istiyor? Bak bana söyleneni söyleyeyim. Ben yöneticilerle konuştuğumda 500-600 yarım sezon. Onun yıla vursan artı bir senesi 1,2 yani totali 1,8. 1,8 milyon euro Galatasaray'ın önerdiği rakam. Gomis'in istediği rakam 3,5 milyon euro. Minimum. 1,5 yıl için. En az. 1,5 artı onun bonusları da beraber yine 4,5 falan bulur. Şimdi Maşallah. Arada uçurum var. 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu Galatasaray için şu an sırf tribün desteğini almak ya da tepkisini azaltmak için çok ağır bir fatura olur. Artı bana soracak olursanız evet Galatasaray taraftarı çok heyecanlandı ama sosyal medyaya göre hareket etmemeniz lazım. Sosyal medyaya göre hareket ettiğiniz için size Falcao'nun faturası 20 milyon euro. Çok istedi taraftar. Bazen taraftan istediği doğru da olmayabilir o rüzgara. Evet, geçim sezon Elneni'yi hatırlıyorum ben yaz transfer döneminde adı çıktığında çok tepki çekmişti. Şimdi Elneni Galatasaray'a gelmek istese ki ben galiba o dönem anlaşmıştı zaten Galatasaray'la. Batı Hoca istemedi Elneni'yi. Hayır Galatasaray taraftarının da tepkisi vardı. Hani Galatasaray istese yok. Belki alacaktı. Tepki yoktu ya. Ya açalım bakalım. Daha dün... Elneni'ye tepki olmaz. Ya. Rakamlara belki tepki vardı. Elneni transferi ne var? 2,5 Niye milyon euro. Niye tepki olsun Elneni ya? Elneni'yi isteyen, istemeyen bir sürü Galatasaray taraftarı vardı. Beşiktaş yorumda... sonradı için mi? Hayır yani Elneni olmasını. Hayır canım. Gerson'a odaklanmış bir Galatasaray var. Bir Galatasaray'ın Elneni'ye tepki göster... Şu anki Elneni üzerinden konuşmayalım. Hayır, Şu hayır. Şu anki Elneni çok başka. Şu anki Elneni nasıl? İmajı çok farklı. Şu an çünkü Arsenal'da iyi bir performans gösterdiği için. Hayır, bizim istiyor. Bildiğimiz Elneni Beşiktaş'lık performansı referans alınır. Burada iyi oynadı. Evet, Arsenal'da da iyi oynadı. Hatta ben de yani Galatasaray Elneni'yi niye transfer... Galatasaray Elneni'yi keşke transfer edebilseydi ama mali şartları çok ağırdı. Artı Fatih Hoca istemedi. O günkü şartlarda olmadı. Ama şöyle bağlayalım. Galatasaray yönetimi... Çok fazla bu konularda sosyal medya taraftarı dinleyerek hareket ederse yanlış yapabilir. O baskıyı hissetmemeleri gerekir. Yani dikkate alma. Yani tabii ki taraftar şeyi önemlidir ama yani burada sırf sosyal medyada taraftar gaza geldi, gaza getirdi diye de kalkıp 36 yaşındaki Gomis o 4 milyon euro verilmez.
sen yakın tarihte yaşadığın kötü anılar var. Yani en basitinden Falcao örneği var. Başka örnekler de var. Yani burada ki her zaman... Falcao'nun yaşı itibariyle de baktığımız zaman hani belki Gomis'e 1,5 yıllık kontrat ama 4,5 milyon euro. O dönemin 4,5 milyon eurosuyla şu anki 4,5 milyon euro çok farklı. Bak Ümit Karan sevgili dostumuz, o da çok klas bir golcüydü. O parayı ben de döneceğim futbola diyor ki bana göre haklı yani. Ona da selam olsun. Selamlar çok, diyelim. Çok çok özel bir isim. Haklı. O da dönebilir. Biraz kondisyon olsa o da çok klas goller atar. Yani hiç gerçekçi değil. Evet, paylaşımlar, Gomis'in aslan sevinci, kükremesi, sosyal medya paylaşımları vesaire. Bir de gittiği yere çabuk adapte oluyor. Ben gitti işte Suudi Arabistan'da da son derece oranın şartlarına, yaşam şekline çok motive olduğunu, adapte olduğunu gördüm yani. Biraz hakikaten de çok da masum değil yani Gomis. Şeye benzetir misin? Yani Beşiktaş-Talisca ilişkisine. Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş kulübü. Talisca Beşiktaş. Evet, her transfer döneminde Sonra mesela gündeme gelip bir görüşme yapıldığında 5 milyon euro, 6 milyon euro. Yani Beşiktaş'a gelmek şöyle, istiyordun. Yöneticiler diyor ki bu adam winner bir karakter, gelsin takımda, bu genç takımda liderlik yapsın. O zirveyi görmüş, başarıları yaşamış bir oyuncu. Genç takıma en azından örnek yaşantısıyla, profesyonelliğiyle örnek olabilir düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Ama bunu fırsata çevirmeye çalışan bir menajer var. Dakika bir açıklama yapıyor. Tabii ki dönmek ister. Peki Galatasaray'ın kapalı kapılar ardında olan... Fenerbahçe, Beşiktaş. Ya bunlar samimi değil. Gomis samimiysen, gerçekten Galatasaray'a bir aidiyetin varsa, yarım kalmış bir hikaye olduğuna inanıyorsan 3,5-4 milyon euro istemezsin. 36 yaşında sana kimse vermez zaten Avrupa'da o parayı. Peki Galatasaray'ın ihtiyacı olan Gomis gibi bir santrfor mu saha içi lider olarak, yoksa orta sahada biraz daha böyle etrafındaki oyuncuları yönlendirebilecek, biraz daha böyle savunma önünde oynayabilen bir orta saha mı? Ya biraz zorlasa Galatasaray. Yani saha içi lider olarak şimdi, Gomis mi düşünülüyor? Nasıl baktığına bağlı. Yani şu takıma baktığında ben 9 tane transfere de ihtiyacı var diyebilirim. 2 tane oyuncu dışında. O anlamda demiyorum. Bir saha içi liderin eksikliğini herkes her Gomis... zaman vurgu yapıyor Galatasaray'da. Tamam, tek bir kişi olacaksa o Gomis mi olacak? Ya bu liderlik, ağabeylik şeyi artık günümüz futbolunda, modern futbolunda bunların çok yeri yok aslında. Bana soracak olursan ben hani bunu kabul etmiyorum. Ama bitiricilik anlamında ve yarattığı etki bakımından hani bir fırsat transferi olarak karşınıza çıkarsa neden olmasın diyebileceğiniz bir isim. Ama şu aşamada ben de katılıyorum. Galatasaray'ın önceliği Gomis değil, Galatasaray'ın 6 numara ihtiyacı var. Galatasaray'ın o pozisyonda bir winner karaktere, bir kesici oyuncuya, çevre kontrolü olan tecrübeli bir oyuncuya belki ihtiyacı şimdi var. Bu noktada işte Jason Fernandes'le tartışılıyor. Getson doğru isim o. Fernandes. Ezgin'i söylemek istediğim ben anlıyorum. Galatasaray'da orta sahadan ceza sahasına topu getirmekte bir sorun var. Şey orta sahadan rakip ceza sahasına. Yani pozisyon üreten bir yani orta saha yani o geldiği zaman Mustafa Muhammed'le, Cagne'de, Halil'de muhtemelen bir şeyler yapacak. Pozisyon üreten bir orta saha ihtiyacın var Galatasaray'da, yoksa doğrudan bir bitirici mi? Şey, mesela Beşiktaş'ta buna baktığım zaman doğrudan bir bitirici. Net, çünkü Beşiktaş rakip ceza sahasına sürekli evet giriyor. Ama Galatasaray'da ya özellikle mesela Halil oynadığında zaten çok ciddi bir sıkıntı. Bir de şimdi Gomis dönemindeki Galatasaray oyuncu grubu ve oynadığı futbol anlayışıyla bugünkü futbolcu grubu aynı değil. Yani Galatasaray o dönem topu getirebiliyordu. Hem kanatların hem orta sahan çok güçlü figürlerden oluşuyordu. Mariano başlı başına bir oyun kurucu olabiliyordu. Yani Galatasaray sağ bekten oyun kurabiliyordu. Yeri geldiğinde bu orta sahada işte Fernando oluyordu. Ön tarafta işte Fegoli'si, solda özellikle Geri Rodriguez'in etkinliğinde çok etkili idi. Ve Gomis o fırsatlar yaratılıyordu. Evet. Ama şu anki Galatasaray kadro yapısına baktığımızda daha çok hızlı hücumlar, geçiş hücumlarından bahsedebileceğimiz bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım da Gomis sırıtır. Yani gerçekçi olalım. Hani Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey kesinlikle Gomis'ten ziyade. Gomis şey yani bir reklam, PR vesaire. Yani yönetimin imaj tazelemek, yenilemek ya da düzeltmek adına yapacağı bir hamle olur. Çünkü çok fazla tepki alıyorsunuz. En azından taraftar tepkisini dindirmek, biraz Fatih Terim şeyini dindirmek için bir hamleniz olur. O, budur yani, bunun faturası da 4 milyon euro olmalı. Öncelik sıralamaları karışmış gibi bence Galatasaray'da. Ya yani değil ya, aslında o baskıyı yaratan da taraftar. Yönetimin böyle bir şeyi yok. Taraf, i̇şte az önce başkan senin dediğine açıkladı geliyor gerçi. Işte. Senin dediğine geliyor. Ama başkan açıkladı ama işte o baskıdan dolayı açıklamak zorunda hissediyor bunu.
Yoksa başkanın şu anki şeyi daha farklı yani. Biz de kendisine ya da yakın çevresine ulaşıyoruz. Transferde bence biraz geç kalındı, doğru. Ama bir silkelenme sürecinden geçiyor. Yani Galatasaray'da böyle bir sessizliği şey yapmayalım. Böyle devam edecek diye yorumlamayalım. Güzel gelişmeler var. İstersen birazdan... Fırtına öncesi sessizlik mi? Ya fırtına, kasırga artık. Bilmiyorum ama en azından taraftarı gaza getirecek değil. Galatasaray'ı coşturacak hamleler olacak. Yani taraftar sosyal medyada etkileşimde paylaşıyor. Yok. Gerçekçi hedefler ve ihtiyaçlar çerçevesinde. Peki o gerçekçi hedeflerden biri Jadson Fernandes'miş. Şimdi biraz bunu konuşalım. Jadson Fernandes'le ilgili de bir haberimiz var. Acaba o konuda pazarlıklar nasıl ilerliyor şeklinde. Onu da bir izleyelim. Gelin bir bakalım detaylarına, sonra devam edelim.